Mersin Akkuyu'daki nükleer santral inşaatında ilk kez görüntülenen çalışmalar tartışma yarattı. Şirket yetkilileri çalışmaların santral inşaatı değil taş ocağı olduğunu söylüyor. Ancak görüntülerden sonra insanları buna ikna etmesi zor olacağı benziyor. Aylardır dillendirilen ÇED raporu olmayan santralin inşaatına başlandığı iddiaları bu kez daha yüksek sesle dillendiriliyor. Görüntülere ulaşan Greenpeace'e göre başlayan faaliyetler tamamen nükleer santralle ilgili. Santralin mutlaka düz bir zemine kurulması gerekiyor. Bu nedenle patlamalarla zeminin düzeltmesi yapılıyor. Sözleşme şartnamesiyle ilgili ortaya çıkan detay ise nükleer santrali daha da tartışılır hale getirdi. Şirketin ihale şartnamesinde Mersin halkının %40'ının ikna edilmesi hedefi koyması ve bu hedef için yaklaşık 5 milyon Türk lirası ödemeyi kabul etmesi, kentlilerin nükleer enerjiye olan desteğinin %40'ın çok altında olduğunu ortaya koydu. Doğru Eroğlu'nun Bir Gün gazetesindeki haberine göre Rusya Nükleer Enerji Ajansı, Rosatom'un Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yapımı ve işletmesi için kurduğu Akkuyu NGS AŞ'nin gerçekleştirdiği halkla ilişkiler ve iletişim hizmetleri ihalesi, Mersin halkının nükleere destek vermediğinin itirafnamesine dönüşmüş durumda. Santral projesi takvimine göre devam eder, ÇED raporuna da onay verilirse 2015'te gerekli lisanslar alınacak. 2016'da santral inşaatı başlayacak. İlk enerji 2020'de üretilecek. Evet değerli izleyenler, bu son görüntüler gerçekten meseleyi iyice tartışılır kıldı. İki aya yakın bir zamandır zaten Mersin'de nükleer karşıtları bu iddiayı dillendiriyorlardı. Hala iddia diyoruz çünkü inatla kabul etmiyor bir taraftan Akkuyu Nükleer Güç Santrali Anonim Şirketi de. Biz burada taş ocağı işletiyoruz. Yani daha doğrusu işletilen bir taş ocağı için çalışmalar yürütüyoruz diyor. Şimdi hem bu görüntüler üzerine hem bu iddiaları, Akkuyu'da son durumu hepsini konuşacağız. Öncelikle stüdyo konuğumuzu tanıtayım size. Nükleer Karşıtı Platform İstanbul Sözcüsü Oya Koca benimle. Hoş geldiniz Oya Hanım. Hoş bulduk. Evet dilerseniz bu görüntülerle ilgili öncelikle sizin yorumunuzu alalım. Siz ne düşünüyorsunuz? Bununla ilgili gerçekten sağlam bilgileri biz milletvekili Aytu Atıcı'dan aldık öncelikli olarak. Kendisi Enerji Bakanlığı'nın aldığı izinle gidip nükleer sahayı teftiş etti diyelim. Ve o söyledi ki, kamuoyuna basın duyurusu yaptı. Burada Mersin Valiliği'nin verdiği taş ocağı ruhsatıyla çalışmalara başlanmış bile. Binlerce ağaç kesilmiş. Orada bir yığın dozer, faal bir şekilde kamyonlar, damperli kamyonlar çalışmakta. Bu kabul edilebilir bir şey değil, yani mümkün değil. Çünkü bizim kanunlarımız var ve bu kanunlar diyor ki bir ÇED raporu onayı almadan herhangi bir alanda faaliyete geçilemez. Yani bakalım, şunu da altını çizelim, bir taş ocağı da faaliyete geçemez. Çevresel etki değerlendirme raporu olduğu. Yani siz nereden garanti ediyorsunuz ÇED raporunu alacağınızı da o canım alanı mahvedebilecek kendinizde yetkiyi ve gücü bulabiliyorsunuz. Ama bu çok normal çünkü biz işte böyle içeriğinin ne olduğu belli olmayan nükleer hükümetler arası anlaşmalar imzalayıp neredeyse boş kağıtların altına imzalar atıp ondan sonra da kendi vatan toprağımızı yabancı şirketlere hiç benzeri görülmemiş bir biçimde yap, sahiplen, işlet. Build, own, operate İngilizcesi. Modelleriyle böyle verirsek bugün daha Bismillah'tan göreceğimiz manzaranın bu olması hiç şaşırtıcı değil. Evet. Telefon hattımızda Sabahat Hanım var. Sabahat Hanım bize artık en sıcak bilgileri aktaracaktır diye umuyoruz. Varsa gelişmeler. Mersin Nükleer Karşıtı Platform Sözcüsü Sabahat Aslan'da. Hoş geldiniz Sabahat Hanım Yeşilbülten'e. Evet. Teşekkürler, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Evet, aslında sizlerin hep söylediği şeylerdi bunlar. Ancak bu görüntülerle galiba insanların artık iyice gözüne sokulmuş olduğu, orada nükleer santrallerinin yapılacağı alanda bir düzleme çalışmasını andıran çalışmalar sürüyor. Tabii şirket başka bir şey söylüyor, insanlar başka şeyler söylüyor. Sizden değerlendirmelerinizi alalım Sabahat Hanım lütfen. Evet, teşekkürler. Biz 4 Temmuz 2013 tarihinde Akbi'de çadır kamp etkinliğimiz başladığında
kendi kulaklarımızda alanda dinamit çalışmalarının, dinamitlerin patlatıldığını duyduk. Orada biz AKÜ'dayken iş makinalarının sahaya girip çıktığını gördük. Bunun üzerine Temmuz 2013 tarihinde suç duyurusunda bulunduk. ÇED raporu alınmadan alanda çalışmaların yapıldığına dair. Fakat Mersin Cumhuriyet Savcılığı suç duyurumuzu reddetti. Daha sonra tabii Aytu Atıcı hocamızın alana girmesiyle olayların biraz daha ciddiyetini gördük. Aytu Atıcı hocamız içeride çalışmaların yapıldığını resimledi. Daha sonra biz Mersin Barosu'nun önderliğinde Günnar Mahkemesi'ne başvurarak AKKU'da bilir kişiler aracılığıyla bir tespit çalışmaların yapıldığına dair tespit raporları tutturduk. Ve bu tespit raporlarını işte bu pazartesi günü hem Mersin Barosu hem biz Mersin Nükleer Karşıtı Platform ve bileşenlerimiz olmak üzere tekrar suç duyurusunda bulunduk. Yani biz elimizde raporlar var. İçeride çalışmaların yapıldığına dair raporlar var. Yani bu mahkeme kanalıyla ispat edilmiş raporlar. Bunu tabii hiç kimse reddedemez. Ama maalesef AKÜ NGS şirketi taş ocağı ruhsatı adı altında orada zemin düzeltme çalışmalarına başlanmıştı. Sabahat Hanım, bir şey sormak isterim. Bunu bütün Türkiye halkı biliyor, dünya halkı biliyor. Sadece bunu işte AKÜ NGS kabul etmiyor. Ama yani orada düzenleme çalışmalarının yapıldığını biz kanıtladık. Evet. Şimdi Oya Hanım'la konuştuk. Sanıyorum duyabilmişsinizdir bizi. Yani bir taş ocağı işletmek için bile bir çevresel etki değerlendirme süreci gerekiyor aslında. Bu taş ocağı için, hani taş ocağı olduğunu varsayalım. Bu taş ocağı için böyle bir süreç geçirilmiş mi? Bunun belgeleri, evrakları tam mıdır? Bu yönde bir itiraz oldu mu barodan veya sizin tarafınızdan? Şimdi şöyle bir durum var. Taş ocağı ruhsatını belli bir tonaja kadar, belli bir tonajdan sonra ÇED raporuna tabi tutuyorlar. Bunlar belli bir tonajın altında göstererek ruhsat aldılar Mersin Valiliğinden. Yani ÇED'e gerek kalmaksızın ruhsat aldılar. O da ÇED yönetmeliğinde mevcut. Fakat içeride AKÜ sahasında taş ocağı işletmesine ilişkin hiçbir veri yok. Yani içeride siz taş ocağı işletecekseniz kırma eleme tesislerinizin olması gerekiyor, ocağınızın olması gerekiyor. İçeride taş ocağı işletmeciliğine ilişkin bir ibare yok. Yani bu işte işin kılısına uydurulması adına alınmış bir rapor. Evet. Peki Sabahat Hanım, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için, aktardıklarınız için. Biz teşekkür ederiz. Biz bunun peşini bırakmayacağız. Önümüzdeki süreçte çok etkin eylemlere başlayacağız. Ülkemizde nükleer santral istemiyoruz, kurdurmayacağız. Herkes bizimle mücadele etsin lütfen. Peki, çok sağ olun. Teşekkürler, iyi yayınlar diliyoruz. Hoşçakalın. Evet. Oya Hanım, Mersin kararlı gördüğümüz kadarıyla, biz bunu yaptırmayacağız diyor. Kararlı olduğu bu son çıkan gelişmede de gözüktü. Çünkü 5 milyon lira gibi bir bütçe ayırmış. Sadece %40'ının ikna edilmesi öngörülen bir halkla ilişkiler projesine. Evet. Kocaman bir maliyet çıkıyor aslında burada, evet, karşımıza. Evet. Yapmasak da başka şeylerden bu elektriği sağlasak olmuyor mu acaba? Onun olabileceğini uzmanlar çok net bir şekilde ortaya koyuyorlar ama uzmanlara soran yok. Bu kararlar kapalı kapılar arkasında hükümetin kendi mantığı çerçevesinde ortaya konulan şeyler ve zaten yerel hukuku ve yerel mahkemeleri de bir tehdit olarak gördükleri için, eleştiriye de tahammül edemedikleri için bu anlaşmalar hükümetler arası anlaşma şeklinde ortaya konuyor ve bir kanun haline getiriliveriyor. Bir kere meclisten geçti mi? En son işte Japonya ile olan kanun da bu şekilde maalesef gündemimize geldi.
Düşünün, Mayıs ayında imzalanan bir hükümetler arası anlaşma, işte Kasım ayında, Ekim sonunda hükümet tarafından meclise gönderiliyor bu yasayı tartışsın komisyonlar diye. İki komisyon var. Bir tanesi Dışişleri Komisyonu. Zaten anlaşmayı yazan da Dışişleri Bakanlığı, Enerji Bakanlığı değil. Diğer komisyon da işte Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Teknoloji vesaire gibi bir torba komisyon. Bu iki komisyon birer oturumluk birer günlük çalışmayla, mesaiyle bizim gündemimize nükleer bir yasa olarak birkaç sayfalık şeyi koyuveriyorlar. Ve bütün işleyiş bunun üzerinden gidiyor. Maalesef böyle. Evet. İzleyenlerimizle paylaşalım dediğiniz bir karikatür vardı. Yönetmenimiz ekrana getirecektir şimdi. Evet. O karikatürde aslında bir şeye değiniyor değil mi? Evet. Dediği şey çok basit. 2030'a kadar Avrupa'da hepsi kapatılacak nükleer santrallerin. Evet. Ama bizim de bu yolları geçmemiz lazım diyor beyefendi. Hanımefendi de hiç bu yollara girmesek de 20 yıl önünde olsak Avrupa'nın olmaz mı diye soruyor. Evet, dünyada da gerçekten büyük bir tartışma konusu bir taraftan nükleer santraller ve nükleer enerji. Tabii biz de bu tartışmanın içine son yıllarda girmiş bulunduk. Ancak bizdeki halinde bir daha bir gariplik var sanki. Nereden tutsak elimizde kalıyor. Yani eğer ki öyle de bir şey ki bir milletvekili orayı ziyaret etti, çeşitli uzmanlar gördü, işte görüntüler çıktı ortaya. Yani bu şekilde yapılan bir nükleer santral ki denetimin çok önemli olduğu, güvenliğin çok önemli olduğunu, bugün şu anda İngiltere'de bir alarm verildi. Kapatılmış bir nükleer santral için radyasyon seviyesi yükseldi diye sadece alarma geçtiler. Evinizden çıkmayın dediler çalışanlarına. Hı hı. Biz de Manisa'da yıllarca çalışmış, sonra ortada bırakılmış bir uranyum madeninde olması gerekenin katlarca üstünde bir radyasyon çıkıyor. Ancak hiçbir şey olmuyor, hiçbir şey yapılmıyor. Türkiye'de bunlar da biraz daha çok korkutuyor galiba değil mi insanları? Evet, Türkiye'de yani bu konuyla ilgili altyapı maalesef yok. Zaten bizim nükleer gibi bir enerjiye girme ihtiyacımız yok. Demin uzmanlara sorulmadı, sorulsa cevabı alacaklar diyorum ya. Bu nükleer enerji hakikaten bildiğimiz herhangi bir enerji biçimine ya da bir endüstriyel tesise, bir nükleer santral herhangi bir endüstriyel tesise benzemiyor. Çok karmaşık, çok farklı bir yapısı var ve içerdiği malzeme yüzlerce, binlerce yıl risk olarak durmaya devam ediyor. İşte kapatılmış bir santral bile tehlike arz edebiliyor. Bizim ülkemiz işte bin kere söylenen şeyler bunlar. Bir deprem ülkesi. Biz depreme hazırlık anlamında bile yani evlerimizi bile ne kadar hazır tutuyoruz da böylesi bir işletmeyi hazır tutacağız. Hadi onu biz işletmiyoruz diyelim. Başkaları işletecek. Onlar etrafı çöken bir şey düşünün. Yani depremde etrafı, altyapısı çöken bir şehri düşünün. Oradaki nükleer santralın yardımına kim gidecek? Nasıl olacak? Bunlar o kadar karmaşık şeyler ki ancak bir cahil cesaretiyle gidilebilir. Ben gerçekten hükümet mensuplarının bu konuya ne kadar zaman ayırdığını, hiç fikir alıp almadıklarını çok merak ediyorum. Bu öyle eften püften bir mesele değil. Çok çok ciddi bir mesele ve yüzlerce yıl yani bugünkü nesilleri değil, bundan sonra sayısız nesli ilgilendiren riskler içeriyor. Yani iklim değişikliği, bir deprem olasılığı ki bizim ülkemiz çok büyük bir deprem tarafından vurulmayı bekliyor. Olası bir kaza zaten olabilecek olası en bir kötü kaza. Sonuç olacaktır. Şu anda Ukrayna'da karışıklıklar var mesela. Oradaki nükleer santrallere dair tehditler alındığını basından öğreniyoruz. Yani o kadar çok riski barındıran bir teknolojiyi üstelik de yani birbirine bu kadar yakın. Ruslarla 2010 yılında, Japonlarla 2013'te imzaladık bu anlaşmaları biz. İki birbirinden farklı teknoloji. Biri kuzeyde, biri güneyde. Bizim bunları işletecek personelimiz zaten yok. Bir kere iki farklı teknolojiyi öğrenecek ekip yok.
Başkalarına muhtacız. Enerji oraya kullanılacak malzemeyi biz üretmiyoruz, dışarıdan alacağız. Uranyum burada kullanılacak diyorlar, yeterli değil. İşte bir uranyum madeninin nasıl vahşice ortada bırakılıp halkın kaderine terk edildiğini görüyoruz. TAEK'in hiç sesi çıkmıyor. Nerede bizim atom enerjisi kurumumuz? Ne diyor bu konularda? TAEK tamamen kafasını kuma gömmüş bir şey gibi, deve kuşu gibi davranıyor. İşte bir uranyum madeninin nasıl işletildiğini gördük. Kaçak uranyum yakıtlarının ülkemize nasıl girdiği belli olmayan yakıtların tesadüfen Gazi Emir'de bir kurşun eritme fabrikasına ne yollarla girip orada nasıl bir sağlık sorununa yol açtığını daha geçen yıl Radikal Gazetesi manşetlerine taşıdı. Ne oldu onların sonuçları? Şu oldu. TAEK gitti oraya bir tane dikenli tel rulosunu alıp bir tur attı. Fabrika alanının etrafında girilmez ilanları astı. Bir şey daha yaptı gitti. Onu ekleyeyim, özür dilerim. Kum döktü bir de üzerine. Kum döktü. Evet. Fakat ben oraya iki kez gittim Utku Tekrar Bey. Geri çıktılar kumdan. Orada oraya vardığınızdan yani o sahanın yanına vardığınızda 10 dakika orada durun. Ağzınızın içini metalik zehir gibi bir tat kaplıyor ve başınız ense kökünüzden itibaren korkunç bir şekilde ağrımaya başlıyor. Yakında oturan, hemen dibinde oturan aileler var. Onlarla konuştuğunuzda diyorlar ki biraz yağmur yağsın bu topraktan dumanlar tütüyor. Onların ne dumanı olduğunu uzmanlar biliyor. Nükleer enerji uzmanı, profesörler bu konuda yayınlar yapıyorlar, başvurularda bulunuyorlar ama maalesef hiçbir şekilde sonuç alınamıyor. Evet Oya Hanım, şimdi süremiz de azalırken sizin de konusunu açtınız, oradan devam edelim istiyorum. İkinci bir nükleer, hatta üçüncü bir nükleer santrali var. O henüz kesin değil. Tahminler var, yüksek ihtimaller var. Üç nükleer santral projesi var Türkiye'nin ama imzaladığı iki. İkinci de Sinop'ta. Siz Sinop'ta da yakinen ilgileniyorsunuz. Evet, evet. Sinop'taki durumu ve gelişmeleri bize aktarmanızı isteyelim. Sinop'taki durum işte bu Mayıs ayında imzalanan anlaşma. Sinop'ta bir nükleer santral kurulmasını barışçıl amaçlarla nükleer enerjinin Japonlar tarafından oraya getirilmesini, Japonlar tarafından, Mitsubishi tarafından kurulmasını, Fransızlarca da işletilmesini içeren bir yani kabaca bu böyle tarifleniyor. Gerçekten detayının ne olduğunu hala bilemiyoruz. 22 milyarlık bir anlaşma, dolar 22 milyar dolarlık. %70'i krediyle olacak. Bu krediyi de Japon hükümetinin bir bankası karşılayacak deniliyor. Bu anlaşma yalnız tam olarak içeriğin ne olduğunu bilemiyoruz dediğimiz kısmı bir aynı zamanda plütonyum maddesi içermesi bakımından enteresan. Biz sivil toplum ayağı olarak kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek üzere hem Japonya'ya hem de Türk kamuoyuna mektuplar yazdık ve bu konuya dikkat çektik. Plütonyumun bir şekilde Türkiye'ye getirilmesinin tek amacı olabilir silah yapmak. Çünkü plütonyum nükleer silah için kullanılan bir malzeme ve bu Japonya'yı da karıştırdı. Maddeyi size hemen kısaca okuyayım. Uranyum zenginleştirmeye kullanılmış nükleer yakıtın yeniden işlenmesine, plütonyuma dönüştürmeye dahil maddelerin üretimine vesaire. Biraz da karışık bunların dili bir ama. Bir hayli tartışma yarattı. Uranyum zenginleştirmek gibi bir madde koydurdu. Yani Türkiye'ye koydurdu. Japonya'da bu konuda birbirine girdi. Tabii uzmanlar da bunun bir nükleer silah adımı olabileceğini söylüyor. Ama çoğu uzman şunu da altını çiziyor. Her nükleer santral zaten bir nükleer silah altyapısıdır. Yani bunu gözden kaçırmamak lazım diye ısrarla altını çiziyor. Ama Japonya'nın hazır malzemesi var. Japonya'daki plütonyum 1000 tane atom bombası yani Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan büyüklükte yapmaya elverişli miktarda. 5 yani, ülkeden biri bunu elinde tutma hakkı olan Japonya. Ama Japonya anayasasında barışçıl hedefleri var. O yüzden tartışıyor Japonlar. Biz de umuyoruz ki Japon milletvekilleri bizim parlamentoda 5 dakikada geçtiği gibi bu anlaşmayı imzalamayacaklar, onaylamayacaklar ve reddedecekler diye umuyoruz. Kamuoyuna seslenişimiz bu yüzdendi. Fakat bizim bu tarafta ne olduğu ile ilgili bilgi imkanımız yok. Çok
Bu dönemde şey kelimesini fazlaca duyuyoruz biliyorsunuz, şey diye. Bu nükleerle ilgili de bir takım şeylerden bahsediliyor. Çok kısaca hemen bir şey okuyacağım size. Özgür Gürbüz'ün Bir Gün gazetesinde bir süre önce çıkan makalesinde yer verdiği bu Taner Yıldız'ın ifadeleri bunlar. Diyor ki bakın zenginleştirme ayrı şey. O yakıt zenginleştirilmiş 5+1 ülkeler var. Amerika, Kanada, Rusya gibi ülkeler. O ülkelerin zenginleştirdiği yakıtın, yakıt fabrikalarının kullanılması ve onların elde edilmesi alakalı kur vize toz bir şey. Biz onları kurmak istiyoruz. Bir de bu yakıtların elde edilmesiyle alakalı Türkiye'de uranyum çıkması halinde bunlarla alakalı bir şeye girmek istiyoruz. Bir işlem olsun istiyoruz. Evet. Bir gazeteci soruyor, biz yakıt mı üretmiş olacağız diye soruyor. Bakanın yanıtı ise şöyle. Bu önemli bir şey, orada kesinlikle yokuz. Siz bir şey anladınız mı bundan? Ben bir şey anlamadım. Bu açıklamayı biz de bu ekranlarımıza vermiştik yaptığı zaman Taner Yıldız. Kimsenin bir şey anlaması mümkün değil. O gün de konuşmuştuk, Özgür'le konuşmuştuk biz de. Nükleere böyle girilemez. Dünyada eşi benzeri olmayan yöntemler bunlar. Hem model seçimi bakımından benzersiz, hem kanunlaştırma yolu yöntemi, bunun yerel mahkemelerden kaçırılması, hepsi nereden tutarsanız hakikaten elinizde kalan bir durum. Ve bu korkunç büyük bir risk ve ben nükleer enerjiyi tanımayan insanları, halkımızı uyarıyorum. Lütfen girin, bununla ilgili elinizdeki cep telefonlarından, bilgisayarlardan edinebileceğiniz yığınla bilgi var. Nükleer Karşı Platform'un bu konuda çabaları var. Mesela şöyle bir kitap var, gösterebilirim kameraman arkadaşa. Nükleer Enerji Raporu. Evet, bu yeni bir şey, 2013 tarihli. Nükleer Karşı Platform'un sitesinden ulaşılabilir. Bilmeden cahilce girecek işler değil bunlar. Evet, bu konu gerçekten belki de inatla üzerinde durulması gereken yer. Nükleeri tuttuğumuzda dedik elimizde kalıyor, konuş konuş da bitmiyor ama bitmez. Ne yazık ki süremiz bitti. Çok teşekkür ediyoruz Oyak Hoca. Teşekkürler. Bizde olduğunuz bugün ve bu konuyla ilgili fikirlerinizi paylaştığınız için bizlere sağ olun. Evet değerli izleyenler, haftanın son yeşil bülteniydi. Nükleer santrali konuştuk Türkiye'de yapımına başlandığı iddia edilen ve biraz da son bölümde ikincisine Sinop'ta yapılacak nükleer santrale değindik. Nükleer gündemini aktarmaya çalıştık size Türkiye'nin. Haftanın son yeşil bülteninden pazartesi gününe görüşmek dileğiyle diyoruz. Keyifli hafta sonları.